Gündem Fenerbahçe'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin gündemini her hafta Senat Ok'la ok konuşmaya devam ediyoruz. Senat abi merhaba nasılsın? Merhaba Karışmış. Sağ ol iyiyim. sen iyisin? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Başlamadan önce bir hatırlatma da bulunalım. Kanalımıza abone olmanızı evet. bekliyoruz. Ee, özellikle bildirim zilini açmanızı da rica ediyoruz. Ee, Gündem Fenerbahçe dışında Gündem Galatasaray, Gündem Beşiktaş, Savunma Arkası, bir de Buradan Bak, Aykırı Sorular, Şampiyonların Oyunu gibi programlarımız var. Kanalımıza bekliyoruz diyelim. Fenerbahçe seviye mücadelesi var bugün bu akşam oynanacak ilk maçta 2-0 kaybeden bir Fenerbahçe vardı öncelikle ilk maçtan bahsedelim abi Hı -hı. bugüne kadar evet. e, getirelim e, seviye ya da Fenerbahçe neden kaybetti neler doğruydu neler yanlış ya Fenerbahçe'nin e, maçın 3'te 2'lik bölümünü daha iyi ve etkili oynadığını söyleyelim yani 3'te 2'lik bölümde Fenerbahçe daha iyi daha etkili oynasa da 2-0 kazanan seviye Şimdi burada bir terslik var Futbol bu, spor bu, her an her şey olur ama ilk 45 dakika kusursuz, gol yok. İkinci ile beraber seviyenin baskısı olacak. Bu gayet doğal. Bunu bekliyordum zaten. Şanssız yenen bir gol, 60'da yenen bir gol. Ve geriye kalan bir yarım saat uzatmalarla işte 35 dakika, belki 40 dakika, kaç dakika uzatma olursa. Bu yüzden şimdi bence Jorge Jesus'un temel hatası, yani başlangıcı o kadar iyiydi ki başlangıç analizi, kadrosu o kadar iyi ve kusursuzdu ki belki Joshua King atsa biz şu an başka bir şey konuşuyorduk. Neyse onlar gol olmadı ve biz 60'a geldik. O top çarptı Arao'ya ve gol oldu. Şimdi bu kadar iyi oynuyorsun. Seviye karşısında bu kadar etkili oynuyorsun. Bu kadar gol kaçırıyorsun ve yediğin gole bak. Bu insanın canını yakar. Bu insanın moral olarak düşürür. Olabilir bak bunlar sporda var, futbolda var. Şimdi orada bence hoca şöyle bir hata yaptı. Ya 1-0 gel İstanbul'a ya. Uç abim 1-0'la gel. Çünkü Fenerbahçe'ye öncelikli olarak gol atmak istiyor seviye kendi evinde. Yani niye İstanbul'a giderken bir gol atmak zorunda bu takım. Tabii. Oyunu oynayan, topu geriden kuran ve doğal olarak bunu yaparken de takım olmakla ilgili sıkıntıları var mı? Yetenekli oyuncular da var. Bunu yaparken de boşluk veren bir takım seviye. Şimdi bu maç 0-0 iken bu boşlukları veren bir seviye var. Ama maç 1-0 iken biraz daha kontrollü olacak bir seviye. Ben en azından şimdi Fenerbahçe üstüme gelecek diye bekliyor ve de olarak boşlukları kapatıyor. Ee, burada belki e, hani tabii ki birbiri arasın aramasın demir ama savunma zafiyetinin o oluşmasının önüne geçmeliydi. Yani önceliği orada ne olursa olsun ikinci golü yememekti. Burada acaba Jorge Jesus biraz daha kontrollü olabilir miydi? Savunmayı biraz daha ön öne tobir mi? Niye? Çünkü biraz daha seviye daha rahat oynamaya başladı. Golü buldu ve Fenerbahçe'nin işte yerleşim hatası, ofsaytı vesaireydi. Boşluklarından fırsat bulu, fırsatlar bulabilirdi. Benim oradaki tek eleştirim 60'tan sonra doğal olarak birbiri arama isteği arzusu gayet doğaldır. Ancak Fenerbahçe 1-0'dan sonra moral olarak kırıldı, düştü. Orada o maçı 1-0'la bitir Kadıköy 1-0'la çık bunu yapmalı diye düşünüyorum. Evet ikinci gole de zaten baya mental açıdan yansıdı. 1-0'la yani. 2-0 arasında çok büyük fark var. Bak mesela evet. şunu söyleyeyim. PSV e, Sevilla maçında Sevilla 10 dakikada 3 gol attı. Bu arada oynayan PSV İspanyol evet. maçı oynayan PSV. Bir anda kötü oynarken 3-0 yaptı. Şimdi Hollanda'ya gitti. Rövanş. Orada da şöyle bir şey oldu. 77'de galiba gol geldi. 77'de gol geldi, 90 artıda geldi. Biraz daha süre olsa PSV atacak. ya Süre etmedi, yani. O baskıya kurdu PSV. Dolayısıyla e, yediğin ya da yemediğin bir golün, belki 2-0 bitse seviyedeki maç PSV adına e, daha, farklı. daha farklı olacaktı. Evet. O yüzden e, tabii yine umutlarımızı e, umutlarımızı bir şekilde bu maça taşıdık. Evet. Ama sadece keşke diyorum ki ikinci gol olmasaydı. Evet. Bugüne geldiğimizde Gelin. yani her e, ne kadar 2-0 dezavantajlı bir skor gibi gözükse de deplasman kuralının getirmiş olduğu e, deplasman kuralındaki o yenilik Fenerbahçe yine turda tutuyor bir şekilde. İç sahada Hı -hı. oynayacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için neler yapması lazım abi? Aslında bir ilk maçtan fotoğrafı çok güzel çekti. Evet. Bunu nasıl yansıtmalı Kadıköy'de? Önce gol yememesi lazım. Ben bunu serarla anlatıyorum. Hücum futbolu, ofansif futbol tamam çok güzel ama bunu oynarken arkada açık veriyorsun. Yani ileri giderken arkada açık veriyorsun. Fenerbahçe golü bulduğunda problem yok. Mesela seviye maçında golü bulsaydı çok farklı bir şey ama bulamadığında boşluk bıraktığında sıkıntı oluyor. Bu yüzden ne olursa olsun hoca şunu istiyor tabii ki bir an önce işte erken gol bulayım, rakibi baskı altına alayım, seyirciyi ama şunu da düşünmek lazım. Yani tabii ki biz ben gazeteci olarak olayın iki tarafından bakıyorum işin Olumsuz tarafını da düşünmem lazım. Muhakkak. Gol yersek ne olur? Seyirci düşer, takım düşer, takım kırılır. Bu yüzden gol 70'te de gelebilir. Mesela 0-0 dakika 70. Ata bir tane 70'te. Ondan sonra son 20 dakika yüklen mesela. 75'te at. Son 15 dakika, 20 dakika yüklen. Ama erken bir gol yersen maalesef mesela dün Başakşehir Gent maçını gördük. Evet. Hani çok Abi çok acımasız de. oluyor birden Urpareniz. Acımıyorlar yani şey halandı çıkardı 9-10'a gitmesin diye maç. Evet. Guardiola. Ben iyimserim. Fenerbahçe'nin rakibini zorlayacağını düşünüyorum ama sakin olmak lazım. Seyircinin sabırlı olması lazım. Bir an önce gol bulmak tabii ki ben de istiyorum. Fenerbahçe herkes istiyor. Ancak Sevilla da bunu biliyor. Sampaoli bunu biliyor. Ve ona göre açıkları kovalayacak. Fenerbahçe'nin riskli bir savunma hattı olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden sakin kalalım. Seyirci pozitif olsun pas hatası olursa ıslık falan olmasın. Ligde onu da anlamıyorum da ligde telafisi var. Protesto ettin takımını bir dahaki maç yine oynarsın. Bu maç bu maçta gitti mi bir daha telafi. seneye bekleyeceksin. Tabii. Hani oldu adam gol şey ayağından kaçırdık. işte pa kötü pas yaptı, kötü orta yaptı. ıslık olmamalı olmamız. Sürekli takım itmesi lazım. Bir seyirciye burada çok önemli iş. İşte i̇ki, e sakin ve sabırlı oynamak lazım. Sonuçta geçen gün Porto Inter maçını izliyorum. Maç gidiyor 0-0. İzleyen izleyicimiz var. 0-0 abi böyle zorladı Porto falan ama artık en son riskleri almaya başladı. 42 saniyede iki top direkten döndü portunun evet. Bir tane çizgiden çıktı. 42 saniye. Ben hani çizgiden çıkar Dumfries döndü direkt bir daha döndü. 42 saniye içinde. Basket maçı gibi. Evet. Yani son ana kadar sabretti. Evet, bir an önce istiyoruz. Bu yüzden sakin, sabırlı, telaşsız, telaş olmadan bize fırsat gelecek. Ben bunu biliyorum. Fırsat 70'te gelir, 60'ta gelir, birinci dakikada gelir. Ama biz gol yemediğimiz sürece biz her zaman turun içindeyiz yani. Lincoln Henrique'nin sol diz ön çapraz bağlarının yırtıldığı açıklandı abi önceki gün biliyorsun. Oyuncu ameliyat olacak sezonu kapattı anlamına geliyor. Jorge Jesus da haliyle artık sol bekte yeni transfer Osterbold'e ye şans verir mi vermez mi diye konuşuluyor. E, Sevilla maçında Osterwold'i mi göreceğiz yoksa Ferdi'yi mi oraya koyacak? Şimdi biliyorsun daha önce günler Fenerbahçe programında Osterwold'e neden yoktu diye konuştuğumuzda dedik ki sistemi öğreniyor ve ben de evet. 20 yıllık meslek hayatımda hani tabii ki bir alışma süreci olur da hani bu kadar uzun sürmez abi sistemi öğrenmek ya. Yani. O zaman niye aldınız dedi insan soruyor. Almasaydınız evet. sistemi bilen oyuncu alsaydınız abi o zaman diye insan soruyor tabii. Dün işte önce ona dedi sistem adapte olması, sosyallik dedi, sakatlık dedi. Şöyle özetle Hocanın sistemi riskli bir sistem. Beklerin önemi çok büyük olduğu için ezberlemesi lazım. Osterwolde işte Ferdi çıkıyor, Osai çıkıyor, kim çıkıyorsa işte kademeler vs. Bunların hepsinin ezberlenmesi ve sistemdeki önemli unsurlar bekler olduğu için kusursuz ek oynaması lazım. Şimdi benim ilk etapta beklentim Osterwoldeydi ama son aldığımız bilgiler biraz daha Ferdi'nin orada oynaması garanti. Çünkü Ferdi orayı daha iyi biliyor. Sağda sayıyı daha uyumlar. Dolayısıyla Ferdi ve Osayi'nin oynama ihtimali daha yüksek. Ama tabii ki de insan soruyor yani hani. Evet. Yani bir hani. devre arası transfer, Devre arası transfer neden olur abi? Hemen oynaması için. Evet. Yani o yüzden geleceğe ki... yatırım da yapılabilir ama yani hani o zaman ya bilmiyorum ya o zaman Neyse bugün maç günü evet. fazla evet, maç günü. Şey yapmayalım. Hı -hı. Ee, belki Bakar Dost'u oynatır. İnşallah hani oynar, iyi oynar ayrı da. Tabii sonuçlarda kötü olunca insanlar da bunu soruyor. Ee, ve sebep arıyor bazı şeyler. Tabi diğer sakat oyuncuların da son durumu Peres merak ediliyor. Peres'in olmayacağını söyleyeyim. Lincoln'e geçmiş olsun bu arada. Lincoln önemli bir oyuncu. Lincoln çok yönlü bir oyuncu. Lincoln, Peres onlar yok. O ikisi dışında herhangi bir sakat hatırlamıyorum şu an. Evet. Şimdi ligde maç eksiğiyle 9 puan geride Galatasaray'ın gerisinde Fenerbahçe. Olası bir seviye elenişi sonrasında yani camiadaki o kırılmalar çok daha artar mı? Jorge Jesus son dönemde tartışılıyor açıklamaları vesaire. Daha da tartışılır hale gelir mi? Fenerbahçe açısından ne gibi bir Nisan-Mayıs ayı beklenir sence? Şimdi Fenerbahçe seviyeyi elerse şampiyonluk şansı çok artar ligde. Aa. Tabii. Ben yani tam tersini düşünüyordum. Yok <laughs> Yo, şöyle abi seviye eliyorsun ya. Altı yazıyor burada 6. 6 tane kupası var. İşte insanlar diyor ki tamam kabul ediyorum. Yani seviyenin bir mesela Fenerbahçe'nin takım kimliği seviyenin önünde. Takım olarak yani bireysel e, takım olarak topluluk olarak hareket etme özelliği seviyenin önünde ama adamların daha iyi oyuncuları var. Yani bir raket iş. Mesela var. Dünya Kupası finali oynamış oyuncusu var falan yani. Say say bitmiyor. Bireysel. Zaten mesela şöyle sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ilk başta yakıldığı fırsatları şey yakalası, seviye yakaladı 3 0 ilk kere zaten. Biz başka evet. bir şey konuşuyorduk. Evet. Hani kaliteden kastım o. Ee, iyi senaryodan gitmek istiyorum bugün maç günü olduğu için daha çok. Şimdi Fenerbahçe seviye elerse çünkü şu an bir sallantıda bir şüphe var. Yani abi acaba biz bu kadar iyi değil miydik? Acaba abartıldık mı? Acaba problem Acaba yine olmadı? Ya abi Jesus da olmuyor. Olmayacak mı? gidecek mi? Hep sorular var. Belirsizliğin olduğu yerde bir de olarak ee, sıkıntı oluyor. Ve belirsizliğin olduğu yer tam olarak e, kendini veremiyorsun. E, gerek maça gerek takıma tam olarak belki güvenmiyorsun. Dolayısıyla bu belirsizliğin ortadan kalkması için Fenerbahçe seviye yenerse abi 3-0'dan 3-3 ren, 2-0'dan 2-2 ren. Efendime söyleyeyim bak seviye 2-0'ın revanşı geldi geçti. Bunlar evet. evet abi bizim takımımız. Demek ki ee, gerçekten iyi bir takım. İnişler çıkışlar yakalıyor ve bu lige olumlu yansıyacak. Çünkü şu anda ayakların ben titrediğini hissediyorum bazı yerde. Anlatabildim mi? Çünkü o güvensizlik oyuncuda da var. Ya, hoca dün çıkıyor basın toplantısında benim konu cevap vermeyeceğim diyor. İşte diyor ki Mayıs'ta bitecek konuda. E, hocam bunu biliyoruz zaten. Hani orada senin camiayı hem tabi tabii evet. yabancı bir teknik adamı bu tip sıkıntı oluyor. Ee, olumsuz senaryo yani olur da elenirse inşallah olmaz ama e, tabii doğal olarak bu lige de olumsuz yansır ve onun bağlı olarak gerek kocanın geleceği ya. vesaire vesaire. Ama elerse şampiyonluk yarışı bence yeniden başlayabilir Fenerbahçe için. Hep beraber göreceğiz. İnşallah Fenerbahçe'nin i̇nşallah geçen taraf olur. Biraz da motivasyon konuşması gibi oldu abi az önce söyledikleri. Ya yok çünkü ben <laughs> evet. ben genelde mesela maç günü... Ya şöyle şimdi dediğim gibi mesleğimiz gereği olayın iki tarafı var. Herkes böyle iyi taraflarını hep konu Tabii konuşacağız ama mesela... Ya olmazsa B planı ne mesela? C planı ne? Hani bunları biraz da anlatmak lazım. Bugün maç günü şeyi yüksek tutmak lazım. motivasyon yüksek tutmak lazım. Herkesin pozitif olması lazım. Eleştiri varsa da düdük çaldıktan sonra herkes eleştirisini ya da taraftar eleştirisini yapar yani. Çok teşekkürler abi. Önümüzdeki hafta umarım Gündem Fenerbahçe'de seviyeye elediğimiz i̇nşallah, inşallah yayın olur i̇nşallah, diyelim. İnşallah. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.